Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Harf Bilimi 2, 2014 yılı 4 senedir üzerine uğraştığım bir şey var. Tabii 7-24 uğraşmıyorum. Ara ara bakıyorum. Başlayalım. Besmele hamdüle salvele. Bismillah elhamdülillah. Allahümme aleyhissalatu vesselam. Harf bilimi çıkarımlarım 2. Geçmiş sembollerinin kayıtları harflerin. Buraya tarihe falan attım. Bu dosyaya ulaşabilirsiniz inşallah. Koyacağım açıklamaya. Harf bilimini merak ettim de ilk önce biraz sıkıntılı da olsa başlangıç yaptığım bir site var. Burada linkler var. Şu harf bilimi 1. Bu ikincisi yani. Bu filmin ikincisini çekiyoruz şu an. Bu da bu yazının drive linki. Bu yazıyı da yani bu ikincisinin yani. Bu da internette İngilizceye çevirdiğim birinci linki, halinin linki. Blogspot'a koydum. Lakin bu yazı ikinci ve daha gelişmiş bir anlama metodudur. Yani bu yazıdan bahsediyor. Üstüne kata kata kelimelerden bir şey bularak kendimi geliştirdim ve olayı tekrar tekrar olmak üzere bildim ki. Vallahu hayru razikin meali Cuma 11'den. Harf mananın sembolüdür, kelime ise manadır. Harflerin mana sembolünü paylaşıyorum. Bu bir olta gibi parçalı ve basittir. Ve bundan sonra bunları hayra yorarsanız kafanızda yapboz parçaları gibi birleşerek bir sonuca ulaşır, mana çıkar yoksa çıkmaz. Cuma 11'den Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. İşte bu yüzden buradan bildiğim şudur. Önceden de yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz rızıktır. Ve bu böyle olunca tabii ki işittiğimiz sesler, hatta gördüğümüz, bildiğimiz ki bu dünya için diyorum, nefse bakan yanı yani vücudumuz rızıktan oluşur. Lakin kıyafetimiz de tabii ki öyledir. Evet, her şeyin manası vardır ve Allah bir. Arapçada gördüğüm uyum tamdı. Lakin Efendimiz, son peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, mana dili anladığı esas alınmalı sadece. Bu olur. O dünya imtihanının hepsini yaşamıştır çünkü. Ve kendisi okuma yazma dünyadayken bilmiyordu normal dünya yaşantısında. Hicri 60 senesi boyunca yani. Harf bilimi ben Kur'an için inşa ettim. En iyi uygulama yerim ise Fatiha suresidir. Farsça da tam uyumlu değil. İngilizce de ise daha iyi ve tama yakın. Her kelime bu bana yazdığımda şöyle ki yaygın olarak her dilde bu kadere dönüşmüş. Her harfte değişik dillerde olmak üzere de aynı da benzer ek hükmünü garantiye almış kanıtlar var. Celle Celaluhu zira her şey birdir. O bir olan Allah'tır. Harfler söylenişe göre mana verir. Her harf ise sembol olup her kullanıldığında farklı manalar ile ortaya çıkar. Daima ve ezelden ebede her dilde bunun istisnası yoktur. Her harf toplamında aynı manaya yorulur. Ve biz insanlar da ortak atamız Hz. Adem Aleyhisselam'ın sulbündeniz. Allah hepimize en iyisini versin, bozulmayalım. Amin. Her şey Allah'tandır. Biz kadere de inanıyoruz. İmanın rüknü 6'dır. Allah'a iman varız, düzenliyiz, öyleyse o var ve bir. Önce şu iman şu meselesini bir alın da sonra şey alırsınız zaten bu Vallahu hayr razikin, o da iman üzerine bir ilim yani. Peygamberlere iman Adem'de Muhammed'e 124 bin adet. Kitaplara iman Kur'an, Tevrat, Zebur, İncil ve diğer peygamberlere inan sahifeler de vardır. Örneğin Hazreti Adem'e 10 sahife inmiştir. Aleyhisselam. Hepsine. Meleklere iman, Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil aleyhisselam ve diğerleri de var tabi. Onlara da aleyhisselam. Ahiret gününe iman, bu dünyada yaşadığımız gibi ölüp dirileceğiz. Kaza ve kadere iman olmuş, oluyor, olacak. Hepsi kader, olur. Bunu okuyup bitirdikten sonra siz de bu bilimi hayra yorun yoksa olmaz. Cuma suresinin 11. ayetini tecrübe ettim, dinledim. Allah'ın verdiği elbette en hayırlısıdır. Lakin yaptığı şeyler de vardır. Her şey yani.
yapboz oynar gibi kelimeleri ve cümleleri anlamlandırabilirsiniz. Harflerin hepsi hiç mahluk değildir, bilgin budur. Bu eski bilinmeyen manaları ve kelimeleri ortaya çıkartır, bu harf ilmi. Bunun öncesi de vardır. İsterseniz birincisini de yüklerim. Zira sildim onu. Çünkü bu daha güncel diye. Noktalar ile alakalı malumat. Harflerin noktaları ile alakalı. Birinci nokta odaklanma. Bir nokta odaklanma. İki nokta çoğalma, bölünme. Üç nokta topluluk ifade eder. Gelelim elifbada harflerin sembol kayıtlarına. Elif bir durum bildirir, oluşturuluş manasıdır. B. Tevazu, kulluk, edep, hakkı bilip ancak ondan korkma vesilesi, kapsayış ve çoğalması, işleme, kulluk bilinci ve kulluğun ilahi bilinci. Tabi bu birincisi daha soyuttu. Şimdi daha böyle bir hayra yorarak vereceğim. T. Çoğalış. F. Cemaat, topluluk. Cim. Belirlenen yapının kendine daha kolay gömülüsü. Hepsini bildiğimiz bir orman gibi takip bilincimizdedir. H. Yapının bilinci sadece bilinç olarak yapı değil. Yapı da o. Neyse. Bilinci yani harfi olunca şey bu yani yapıyı da ifade edebiliyor ama harf olarak zihnimize girince bilinç olarak oluyor işte. Harfler mahluk değil. H. Bilinci işletme sembolü işlemeye dal değişmişlik, bükülmüşlük, daralmışlık. Z. Değişim şimdiki zaman için ra durum. Z durumun oluşu, sin yoldaki yolun durumu, süper iletkenlik ve süper iletkenliğin noktası bile yok. Çünkü harfler mahluk değildir. Şın topluluğu gidilen yol ve yoldakilerin hepsi ve veya en az 3 kişisi. Sat tekrar ve bir şeyin sabitliği. Dat yolun tekrar edilmesinin fiili. Tı, olay sebeplerinin ilerlemesine işarettir. Zı, olay sonucuna işaret eder. Ayn, berrak görünürlük. Gayn, berrak görünüme bakış. F, seçilim, cevheri ortaya çıkartma gibi hareket. Çoklu sebeplerin daha az şeylere hizmet edip cevher pozisyonu değerine ulaşması. Örneğin galaksi hareketleri kuralı dağılım olsa cevher bulunur. Olan şeyin bağlacı, ön bağlaç, Allah'ın hayrı. Kaf, Allah'ın bereketi, bilincinde seçilimin başlamasını gerektiren durum, kendine sadık kalanların hayrı. Değerlendirme, değeri artırma, ele alma yani gözden geçirme. K, açık, Y kısmı iyilik, kapalı, dal kısmı dal gibi olmamak gibi ve ikisinin arasındaki şeyler olmakla olmamanın arası. Lam, akıl bağ kuruluşu. Evet, akıl yani akıl bağ kurma yeteneğidir. Mim, varım diyenin ikincisi olmaz ve böylece mim güzeldir. Ortası boştur, zira Allah muhalefetün lil havadistir. Mevcudiyet, varlık manalarında kullanılır. Bulunma durumlarında da kullanılır. Nun, kap, nefis, bitmeyen boşluk ve veya doluluk, bir şeyin yerli yerinde olması. H, bir yapı ve bütününü ifade eder. H, bu şey, manyetizma şeklinde benzeyen H. Yani böyle bir çizgi bir de yuvarlak bunun birleşmiş hali. H, o H. H değil yani H. Bir yapı bütününü ifade eder. Bir yapı ve bütününü ifade eder. Vav, cenin öz cenin şekli. İşte öz cenin şekli. Ye, en benzetilen şeyinin karşılığı hayat olup en iyisini ve her şey gibi hayrı ifade eder. Bir şeyin tam olmasını da ifade eder. O birincisinde yazıyor. Linkini verdim yukarıda. Birincisinin İngilizcesi de var. Bu da zamanı gelince inşallah kafama eserse bunu da İngilizceye çeviririm ileride. Bunların hepsi geçmiş kayıtların işaretleridir. Harfler sadece birer semboldür. Mürekkebi kadar bile mahluk değildir. Ve hiç mahluk olamaz ve hiç değil. Harfler birer işaret ve sembol olup mahluk diyen küfre girebilir. Nitekim ameller niyetlere göredir.
Bu verdiğim harflerin işaret ettirildiği şeyler geçmiş senelerin ürününün birikiminden başka bir şey değildi. Tecrübe ekleme ile olur. Artık dilleri anlamaya daha yatkınsınız. Vallahi hayrola ikinci cuma 11'den. Tekrar ediyorum. Tekrar ettim. Her harfe bir kelime atayıp kelimeyi cümle cümleyi paragraf yapmak kullanılmış geçmiş kayıtları toplayıp birleştirmektir. İlim bilince bir bağdır, hayatla olur. Bu yüzden manalardır ortaya çıkan. Bu yazıda eğer bir sorun varsa güncellenen şeyler olmuş demektir. Yaşantı, kültür, geleceğin geçmiş olmasındandır. Daha başka bir şey lazımsa dua ediniz. Selamünaleyküm, selametle olun ve kalın. Örneklere gelelim. Şimdi de son olarak. Talih, gebe olan, tı, gebe olan, elif, olma, gebe olan, yapıya, ha, le, talih, yani gelecekte olanın şimdiki görüneni, ha'dan dolayı hani bilinç hali. Akraba, ra, durum, etraftaki, ka, işte değer verdiklerine, b, de, kapsayıcılık, hepsi akraba, etraftaki değer verdiklerimin hepsi değer verme, gözünün önündeki yakınlara, kaderden geleni, artık işte, bereket, duruma, r, toptan, B, K, belirsiz, hizmet, T, T, hizmet manasına da geliyor. Gereken linkleri verdim arkadaşlar. Linkleri de araştırabilirsiniz. Yani nereden nereye geldik orayı da anlamanız gerekiyordur. Eğer bir bilim adamı olacağım diyorsanız. Bereket, bereket, duruma toptan belirsiz, belirli bir kalıp içerisinde belirli hizmet, azalıp çoğalma, başlayıp bitme, bereket sadece çoğalma manasına gelmiyor. Azalma manasına da geliyor arkadaşlar. Elhamdülillah bu kadar, bitti benim işim.